Onlar kadınların her daim yanlarında olacaklar. Kütahya Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Nurcan Duygu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü siyasi parti temsilcileriyle birlikte kutladı. Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulunan Nurcan Duygu, "Kadınlarımızın her daim yanında olma sözünü veriyoruz," dedi. Kütahya Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Nurcan Duygu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü anmak için siyasi parti temsilcilerini dernek binasında ağırladı. Davete AK Parti Kadın Kolları Başkanı Melek Mankan, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Hülya Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol, Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Mine Evren, Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları Başkanı Kübra Çelik katıldı. Kadınların hak ettiği değeri görmesini temenni eden Nurcan Duygu, 8 Mart 1957'deki hak arayışlar sırasında can veren 120 kadın işçinin mücadelesinde olduğu gibi günümüzde de itilmiş, şiddet görmüş, tecavüze uğramış, tacize uğramış, öldürülmüş, dünya kadınlarının insanca yaşama hakkı haykırışlardır. Bugün burada Kütahya Güçlü Kadınlar Dernek yönetimi ve siyasi partilerin kadın kolları başkanları ile birlikte hor görülmeyen, dövülmeyen, öldürülmeyen ve yaşamında sevgisi, yüzünde kahkahası eksik olmayan kadınlarımızın çoğalması temennisiyle İnsanca yaşayıp yaşatabileceğimiz bir dünya hayali konusunda aynı düşüncelerle toplanmış bulunuyoruz. Kadınlarımızın her daim yanında olma sözünü veriyoruz diye konuştu. Güçlü Kadınlar Derneği'nin 8 Mart etkinliği Avukat Eda Eymir Yücer, kadının yasalar karşısındaki haklarını anlatması ve Park Hayat Kütahya Hastanesi'nden psikolog Fatma Akbulut'un çiçek takdimiyle devam etti. 8 Mart Dünya Emekçiler Kadınlar Günü'nü anma dolayısıyla siyasi partilerimizin tüm kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldik. Buradaki amacımız şuydu, belki farklı siyasi düşüncelerimiz olabilir ama tek ortak noktamız bizim var, kadınlarımız. Bu kadınlarımız için onlar saha çalışmasında, bizler de toplumun içinde olan insanlar olarak birbirimize nasıl katkı sağlayabiliriz? Birbirimizden bu aldığımız bilgileri, değerlendirmeleri toplumumuzda kadınlarımıza nasıl iletebiliriz? Bu konuda çalışmalar yaptık. Çok da başarılı oldu. Başkanlarım da bu durumdan memnun kaldılar bir araya gelmekten. Zaten birlik ve beraberlik bizim kadınlarımızın özünde olan bir davranış olmalı. Buradan yola çıkarak güzel bir küçük bir anma programımız oldu. Peki Güçlü Kadınlar Derneği olarak, dernek olarak kadınlara yönelik neler yapıyoruz? Ondan bahsedelim. Kadınlara şu zamana kadar yaklaşık 2015'ten kuruldu derneğimiz. 45 madde halinde onlara da hazırladım aslında. Gelen misafirlerimize de aktardım. Kadına şiddete hayır programları yaptık. Seminerler yaptık eğitim konusunda, bilgilendirmeler konusunda. Kadınlarımıza yönelik sağlık ekiplerinden onlar için destekler aldık. Her konuda kadın doğum olsun, psikologlar olsun, avukatlar olsun. Çünkü eğer bir kadın ne kadar bilgilenirse o kadar güçlü olur, o kadar evine, topluma faydası olur düşüncesindeyim. Güzel çalışmalarımız oldu. Peki buradan kadınlara bir mesajınız olur mu? Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla. Düşünelim biraz, sorun değil. Kadınlarımız içindeki merhameti hiçbir zaman kaybetmesinler istiyorum. Çünkü biz yeri geldiği zaman şehit anneleri olarak acıyı sineye çekebiliyoruz. Ama sonunda yine bir eşimiz, yine bir çocuklarımız olduğu için devam edebiliyoruz. Bizler farklı yaratılmış bireyleriz. Hatta toplumun en önemli bireylerinden bir tanesi ne diye sorarsanız kadın derim bu konuda. Çünkü farklı yaratılmışız her konuda. O yüzden bizler olmazsak %50 %50 diye bakarım erkeklerle olan durumumuza. Hani eşitliğimiz farklı konularda eşitliklerimiz vardır. O konuda bizler sizler erkeklerle beraber saygımızı, sevgimizi koruyaraktan yaşamımıza devam etmek isteriz daha doğrusu. Bu konuda da
kadınlar ölmesin diyorum. Kadınlar tacize uğramasın. Onun yerine onlara sevgi verilsin, saygı duyulsun istiyorum. Buradan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm emekçi kadınlarımızın gününü kutluyorum. Onlara sevgiyle huzurlu bir yaşam diliyorum. Teşekkür ediyorum. Güçlü Kadınlar Derneği yönetimi olarak yine güçlü olan kadınlarımızdan siyasi parti kadın ilk kadın kolları başkanlarımızı ağırlayalım dedik. Ne kadar ki siyasi görüşlerimiz farklı olsa da ortak bir noktamız, konumuz var, kadınlarımız. Biz değerlerimizi sevginin, saygının, fedakarlığın, emeğin karşılığının bulduğu bir toplumdaki en önemli değerimiz olan kadınlarımız için bugün biz buradayız. Avukat Eda Hanım biraz sonra bizlerle olacak. O da kadın haklarıyla, boşanma devresinde kadının haklarıyla ilgili bilgilendirme yapacak. Sonra Parkhayat Hastanesi'nde Fatma Akbulut, psikolog hanımefendi, o da kadına şiddete hayır cümlesinden yola çıkarak neler yapılabilir, nasıl hoşgörülü olarak kadınlarımıza yaklaşılabilir. Aslında biz şiddet kelimesini lügattan çıkarmak istiyoruz. Çünkü neden? Onun yerine sevgiyi koymak istiyoruz. Onun yerine merhameti koymak istiyoruz. Bugün de zaten bir arada bulunma sebebimiz bu. 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nü tüm kadınlarımızın Emekçiler Günü'nü kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Avukat Eda Hanım biraz sonra bizlerle olacak. O da kadın haklarıyla, boşanma devresinde kadının haklarıyla ilgili bilgilendirme yapacak. Sonra Parkhayat Hastanesi'nde Fatma Akbulut, psikolog hanımefendi, o da kadına şiddete hayır cümlesinden yola çıkarak neler yapılabilir, nasıl hoşgörülü olarak kadınlarımıza yaklaşılabilir. Aslında biz şiddet kelimesini lügattan çıkarmak istiyoruz. Çünkü neden? Onun yerine sevgiyi koymak istiyoruz. Onun yerine merhameti koymak istiyoruz. Bugün de zaten bir arada bulunma sebebimiz bu. 8 Mart Dünya Emekçiler Günü'nü tüm kadınlarımızın Emekçiler Günü'nü kutluyorum.